sizlere pırasalı tavuklu gözleme yapıyoruz. Neler kullanacağız pırasalı tavuklu gözlememizde? 500 gram tavuk göğsü kullanıyoruz. 2 adet pırasa, 2 adet biber, 2 yemek kaşığı margarin, 1 tutam maydanoz, 1 paket yufka, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız pırasalı tavuk gözleme için. Evet, şimdi sevgili izleyicilerim şöyle malzemelerimizi saydık. Tekrar da biz de bir anlatalım malzemelerimizi. Bir paket yufkamız var. Ondan sonra 2 adet pırasamız var. Ve yarım kilo tavuğumuz var sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen tavuğumuzu şöyle bir alalım. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk sevgili izleyicilerimiz. Yavaş yavaş tenceremize yağımızı ilave ettikten sonra o yavaş yavaş şöyle güzelce bir şekilde pişsin. O pişerken biz de şimdi ne yapacağız? Tavuğumuzu şöyle bir alalım. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle ortadan ikiye bölelim. Şöyle hafif kemik tarafını alalım şöyle. Küçük bir kıkırdak kemiğimiz var şurada sevgicilerimiz. Şöyle onu alalım. Evet. Lades kemiği diye biliyorum ben onu ama. Evet şöyle. Lades yapsaydık usta. Yapalım mı? Yapalım hadi bakalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi hemen kemiğimizi, ufak bir kemiğimizi aldıktan sonra hemen... Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz şöyle etimizi ortadan şöyle ikiye bölelim. Gerçi bu biraz fazla gelecek. Bunu ne yapabiliriz? Şöyle robotumuzda bunları ızgara yapalım. Kardeşlerimiz de yesinler. Bunları ben şöyle bir hazırlayayım. Biraz sonra onları robotumuza ilave yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bunları dilimler halinde bölelim. Ondan sonra şöyle tabağımıza koyalım. Onlar beklesin. Ve gördüğünüz gibi tavuklarımızı şöyle ortadan tekrardan... Şöyle bölelim. Ve ondan sonra hemen şöyle ufak ufak sevgicilerimiz gördüğünüz gibi tavuğumuzu doğruyoruz. Çok ufak bir şekilde doğrayacağız. Ve ondan sonra hemen şöyle minik minik şöyle tavuğumuzu doğruyoruz. Evet. Şunu da aynı şekilde... Şöyle doğradıktan sonra onu da şöyle küçük küçük tekrardan hemen doğrayalım. Ve tavuğumuzu doğrama işlemimiz şöyle bittikten sonra tavuğumuzu şöyle kenara alalım. Görüyorsunuz sevgililerim tavuğumuzu kenara aldıktan sonra hafiften şöyle biraz tahtamıza su tutalım. Evet yağımız güzel bir şekilde şu an kavruldu. Pırasalarımızı da bekliyoruz. Önce evet, tavukları şöyle, atacağız ondan yok, sonra önce pırasalarımızı da. Atmamız tamam. Gerekiyor. Şöyle altını şöyle pırasalarımızı zaman. Hemen çok hızlı bir şekilde şöyle dörde bölelim sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunları ince ince doğrayacağım ben. Görüyorsunuz. 2 adet pırasa size yetecektir. Evet, şöyle pırasalarımızı hazırladıktan sonra hemen... Gördüğünüz gibi şöyle çok ufak ufak minik minik doğruyoruz. Evet soğangillerden evet. Soğanın babası pırasayı şu an ustamız doğruyor. Pırasa da şimdi biliyorsunuz hem yaz hem kış mevsiminde yiyebileceğimiz bir sebzemiz. Kışın yemek için yazın ekiyoruz. Yazın yemek için de kışın ekiyoruz efendim bakın. Oo. Şöyle pırasalarımızı hemen ne yapıyoruz? Ocağımıza koyuyoruz. Evet şöyle ocağımızın altını açalım. Görüyorsunuz sevgilerim şöyle pırasamızı tenceremize koyduktan sonra hemen şöyle biraz sotelenmemiz gerekiyor. Şöyle karıştıralım biraz. Evet. Yavaş yavaş o kavrulurken biz de hemen ne yapıyoruz? Şöyle 2 adet biber demiştik. Biberimizi de şöyle önce çekirdeklerini temizleyelim. Görüyorsunuz. Şöyle. Evet. 2 adet de biber kullanacağız sevgilerimiz. Hemen biberimizde başlıyoruz şöyle güzelce bir şekilde ince ince doğramaya. Görüyorsunuz hemen biberimizde doğradıktan sonra onu da pırasalarımızın içine ilave edelim. Ayşegül Hanım kavurmaya devam etsin. Şöyle biraz kavrulduktan sonra hemen ne yapıyoruz? Tavuklarımızı içine ilave ediyoruz. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş onları kavururken ben de şimdi sevgilerimiz şöyle... Robotumuzu görüyorsunuz. Hemen şöyle robotumuzu açalım altını. Yavaş yavaş gözlememizi robotumuza hazırlayacağız.
şöyle. Evet, robotumuzda her şeyi yapıyoruz. Şimdi de gözlememizi hazırlayacağız. Çok güzel bir şekilde. Şu an gözlememizin içini pişiriyoruz efendim. Sadece tavuklu, kıymalı, patatesli, pardon, sadece kıymalı, patatesli, peynirli değil, tavuklu, pırasalı, biberli gözlemeler de yapabilirsiniz elbette. Şöyle sevgili dinleyicilerimiz, robotlarımız yavaş yavaş ısınsın. Onlar ısınırken ben de şimdi şöyle yavaş yavaş şöyle hafif robotumuzu peçeteyle silelim. Ve ondan sonra kardeşlerim için ben biraz tavuk hazırlamıştım. O tavuğumuza şöyle tekrardan hafiften biraz yağ dökelim. Çok az bir şey. Ve ondan sonra içine evet, içine biraz da pul biberimizi ilave ediyoruz. Şöyle. Pul biberimizi de içine ilave ettikten sonra hafif biraz da tuzumuzu içine ilave edelim. Tuzumuzu da içine ilave ettikten sonra hemen çok az bir şey de karabiberimizi içine ilave ediyoruz. Az bir şey. Şöyle kimyon, çok hafif sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen tavuğumuzu, baharatlarımızı ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde karıştıralım. Harmanlıyoruz tavuğumuzu. Evet, şöyle harmanladıktan sonra hemen ne yapalım? Bunları da şöyle robotumuza yavaş yavaş dizelim. Evet. Şöyle robotumuza dizdikten sonra onları güzelce bir şekilde pişsin şöyle sevgilicilerimiz. Bir yandan da şimdi sosumuz hemen hemen hazır sevgilicilerimiz. Şöyle tavuklarımız biraz daha pişsin. Ben şöyle içine biraz şöyle pul biberimizi ilave edelim. Gözlememiz için. Biraz da şöyle gördüğünüz gibi tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Ve tuzumuzu da içine ilave ettikten sonra çok az bir şey karabiber ile beraber şöyle kavurmamız gerekiyor. Evet, şu an iç harcımız güzel bir şekilde kavruluyor. Şöyle yağımızı da eritelim sevgilicilerimiz, gördüğünüz gibi. Yağımızı da koyduk, yavaş yavaş yağımız da erisin. Ben de şöyle ortalığı toparlayayım. Gözlememiz için bir yandan şöyle robotumuz ısınıyor sevgilicilerimiz. Ben de şöyle bir iki tane de biber koyalım kenarına. Şöyle yavaş yavaş biberlerimiz de közlenmiş olacak. Evet, iç harcımız piştikten sonra zaten gözlememiz, evet. Gözlememiz hemen pişecek, öyle değil mi usta? Evet. Robotumuz çok kolay ve pratik bir şekilde pişiriyor biliyorsunuz. Altında yakmıştık. Gözlemeleri yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Su haznesinde su koymaya gerek yok. Kuru bir şekilde pişireceğiz. Bir yandan da tavuklarımız pişiyor görüyorsunuz robotumuzda. Şimdi ustamızla beraber gözlemelerimizi güzel güzel dolduracağız. Evet. Ondan sonra pişireceğiz inşallah. Çıtadı. Şimdi ustamız gözlemelerimizi yavaş yavaş açacak. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, bir yandan robotumuzu açtık ve ondan sonra şöyle gözlememizi güzelce bir şekilde hazırlayacağız. İsteyen şu şekil benim yaptığım gibi de yapabilir. Şöyle hemen tavuğumuzu alalım. Şöyle sıcak olduğu için tabağımızı kullanmak istiyorum. Ve şöyle iç malzememizden alıyoruz. Ve onu güzelce bir şekilde hemen açmış olduğumuz yufkalarımızın üzerine döküyoruz sevgili izleyicilerimiz. İçinde ne vardı? Tavuk vardı, pırasa vardı, ondan sonra maydanoz ve baharat çeşitlerimiz var sevgilicilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde tavuklarımızı döktükten sonra hemen yufkalarımızı şöyle bir gördüğünüz gibi katlıyoruz. Ve ondan sonra şöyle katlayıp ben şöyle Ayşegül Hanım'a vereyim. Onu yavaş yavaş şöyle yağımızla alsın, fırçamızla ben vereyim. Bir yandan şöyle güzelce bir şekilde bize hazırlasın. Size şöyle vereyim. Bir tane tabak da vereyim ben. Şöyle yağımızla beraber. Evet. Şimdi robotumuza sevgili izleyicilerimiz, bir yandan tavuklarımız pişiyor. Bir yandan tavuklarımız pişerken bir yandan da şimdi Ayşegül Hanım bize gözleme hazırlayacak. Ben de şöyle tekrar sarmaya şöyle devam edeceğim gözlemelerimizi. Evet. Şöyle görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hemen açıyoruz yufkamızı. Hafiften kendimize doğru çekiyoruz ve ondan sonra hazırlamış olduğumuz malzememizi içine koyuyoruz.
tavuklu oluyor, farklı bir şekilde pişiriyor sevgilicilerimiz gözlemlerimiz. Mutlaka siz de böyle yapabilirsiniz. Yani çok güzel, sizi de yormayacak. Kısa bir sürede hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Tavuk etlisi evet. Örtme de yapabiliriz, öyle değil mi usta? Tabii şimdi ki. Görünce bir an böyle aklıma o geldi. Evet, bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar Ayşegül Hanım. İyi akşamlar Güray Hanım, hoş geldin. Güray Bey. Güray Bey. Evet, kusura Güray bakmayın. Bir an geçen böyle... sefer de aynı hatayı yapmıştık. Öyle mi? Neden yapmıştık acaba? Abdullah Hanım, merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olasın Güray Bey. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, bir mukabele. Nasılsınız? Ne var ne yok, keyifler nasıl? Allah razı olsun, çok şükür Allah'a sizi sormalı. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür. Allah'a iyilik versin. Buyurun Güray Bey. Sizi dinliyoruz. Valla sesinizi duymak istedim açıkçası. Allah razı olsun, sağ olasın. Ben de sevindim sesinizi duyduğuma. Hocam nasılsınız? Bir mukabele, yoğunluk biliyorsunuz. Bizim sektörde durmak yok. Evet, aslında ben sizi bir gün bura bekliyordum. Ne zaman müsait olursunuz? Sizi bura davet edelim. Sizi burada ağırlayalım. Konumuz olun, misafirimiz olun. Olur mu i̇nşallah, öyle bir zamanınız? İnşallah, Abdullah Hanım, inşallah. Ama biliyorsunuz bu zamanlar bizim sektörün en canlı, en hareketli zamanları olduğu için maalesef inşallah ama ben de oraya katılmak, orada oranın en azından atmosferini koklamak isterim. Çok teşekkür ediyoruz i̇nşallah, hocam. İnşallah bekleriz. Siz ne zaman müsait olursanız o zaman bekleriz. Evet, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Hatta gelebilirseniz yengeyle beraber bekliyoruz sizi hocam. İnşallah, inşallah. Ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. Zamanınız da kısıtlı olduğu için hem sesinizi duyayım dedim hem de Ayşegül Hanım'a bir merhaba demek istedim. Çok teşekkür ediyoruz Güray Bey. Bir mukabele. Hayırlı akşamlar diyorum. Allah çok razı olsun, sağ olasın. Size de öyle. Yengeye de benden bol bol selam söyle evet, hocam. Allah'a emanet ediyoruz Güray Bey'i. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Biz de sesini duyduğumuza tabii ki memnun olduk. Evet. Sağ olsunlar. Ben size şöyle bir tane tabağımızı verelim. Tavuğumuzu buna koyalım. Gözlememiz nasıl pişti Gözlememiz Ayşegül Hanım? Var ya, muhteşem pişti. Evet, nar gibi yaktı Ayşegül Hanım gözlemeyi. Yani evet. Olur böyle hatalar canlı Hanım, yayın hali. Şimdi evet, yok ben kesinlikle sizi yadırgamıyorum. Şimdi o neden? Çünkü bizim robotumuzun ne kadar hızlı bir şekilde pişirimler sağladığını ve kısa bir sürede pişirimler sağladığını şöyle o onun göstergesidir. Kesinlikle. Evet. Şimdi ben Güray Bey'e işte Güray Hanım dedim ya onun böyle evet. Vermiş olduğu üzüntüyle bir an böyle daldım gittim. Ay ama olur öyle ya değil mi? Canlı yayın evet. Hali. Şöyle. Harika bir şekilde Ayşegül Hanım yaparsa böyle yapar işte. Usta ben evet. Böyle bir tabak alayım şöyle, senden rica evet edersen. Onu kaldıralım. Evet tamam. Şöyle yenisini koyalım. Ceza olarak bunu ben yiyeceğim. Kendime ceza veriyorum. Evet size şöyle yok olur mu? Var malzememiz fazla var. Evet. Bir tarafını çevirelim istersen. Evet. Şöyle. Görüyorsunuz sevgili izleyenlerim şöyle yavaş yavaş olabilir canlı yayın ama halidir. Ama hakikaten usta bak daha koydun tabağı oraya götürdün ve görüyorsun. Evet ama görüyorsun. Şu var Ayşegül Hanım robotumuzu ne kadar güzel pişirmeler sağladığını ve ne kadar kısa bir sürede pişirmeler yaptığını evet. Kesinlikle sevgili izleyenlerim hazırladığınız etler olsun, tavuk olsun, gözleme olsun hemen kısa bir sürede çevirmeniz lazım. Yoksa yanar aynı şu andaki gibi. Evet. Onun için çok kolay bir şekilde pişirmeler sağlıyor görüyorsunuz hemen. Kesinlikle. Şöyle usta rica etsem çevirebilir miyiz? Tabii ki. Onu da şöyle bir çevirelim. Altında yağlayalım. Hop. Hemen şöyle, 2 dakikada hazır. Evet. Şöyle tavuklarımız da pişti sevgilicilerimiz. Görüyorsunuz şöyle tavuklarımızı da alalım. Hop. Görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Hemen çok güzel bir kısa bir sürede pişirme sağlıyor ve ondan sonra şöyle tabağımıza alabiliriz tavuklarımızı. Oh. Nar bunu, gibi Berkcan bunu İsmail'e götür. Kardeşime götür. Hadi ver Berkcan'a. Evet şöyle. İsmail'e gitsin şöyle. Evet, şöyle robotumuzun koydum. Altını kapatalım. Değil mi Ayşegül Hanım? Tabii. Evet, şöyle ben size maşamızı verelim. Siz yavaş yavaş hazırlarken tamam. Ben de şöyle... Şöyle bu sefer yakmayacağım. Bu evet, sefer bir tane güzel yedeğimiz bir var pişireceğim. Zaten. Onu ben şimdi size vereceğim. Tamam. Şöyle seninle beraber bir fırınımıza bakalım. Hadi yemeği, bakalım. Tatlımız nasıl oldu? Oo. Evet, süper değil mi Ayşegül Hanım? Harika. Evet, süper ötesi. Süper, Berkcan, süper az kalır. Berkcan seni süper şöyle alayım. Şöyle yanıma alalım. Güzel kardeşim, canım. Çok fazla gelemiyorsan yalnız biz gelelim. Yalnız Berkcan heyecanlandı usta bir evet, an. Evet şöyle Berkcan görüyorsun değil mi canım? Ne kadar güzel bir şekilde evet, kavruldu sevgilicilerimiz. Gerçekten baklavamız şöyle bir atalım. 2-3 dakika daha iyice bir hemen kavurma devam etsin. Altını biraz kısabiliriz. Şöyle 150'ye getirelim. O güzelce bir şekilde kavurma devam etsin. En son programımızın sonuna doğru çıkaracağız ve ondan sonra şerbetimizi vereceğiz sevgilicilerimiz. Hazırlamış olacak. Ben evet. De şöyle Ayşegül Hanım'a hazırlamış olduğumuz
gözlemelerimizi devam edeyim. Sevgilicilerimiz şöyle sarmaya. Kaç tane kaldı? İki tane yufkamız kaldı. İç malzememizle beraber onları da hazırlayayım. Ayşegül Hanım'a vereyim. Güzelce bir şekilde robotumuza bize pişirsin sevgilicilerimiz. Şöyle Berkcan bunlar görüş alanını ekliyor herhalde senin. Daha rahat çalış diye kaldırabiliriz kardeşim. Evet, şunları alayım canım. Evet şöyle sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi gözlememiz için neler yapmıştık? Önce hemen tavuklarımızı doğradık. Ondan sonra pırasalarımızı doğradık. Pırasaları tenceremizde iyice kavurduk. Ondan sonra kavurduktan sonra ne yaptık? İçine 2 adet biber kullandık. Ondan sonra tavuklarımızı ilave ettik. Onları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra hemen ne yaptık? Baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra baharatlarımızdan sonra bir tutam kadar maydanozumuzu içine ilave ettik. Ve maydanozumuzu da içine ilave ettikten sonra şöyle görüyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Altını kapatıyoruz. Ondan sonra şöyle yufkalarımızı güzelce bir şekilde katlıyoruz. Ve hemen Ayşegül Hanım'a doğru ben göndereceğim. Evet. Şöyle kenarda yer var mı Ayşegül Hanım koysa? Tabii var, tabii var, tabii var. Şöyle koyalım. Efendim? Ayşegül abla yakıyor, ona vereceğim. Yok ben kesinlikle o konuda. Olabilir, insanlık halidir. Ben hiçbir şey söylemiyorum size. Biz hazırlayalım o kadar, kendimizi yoralım. Ondan sonra kendi yaptığımız yemeğin hatası da bizden olsun. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz pişiriyoruz, kendimiz yakıyoruz. Robotumuzu da hemen böyle serpakta temizleyebiliyoruz bakın. Evet, hemen kolay bir şekilde temizleniyor. Evet. Şöyle serpakla aldığımız zaman daha sonrasında yıkarken kesinlikle zorlanmayacaksınız. Harika bir şekilde temizledik. Evet, şöyle sevgilicilerimiz Ayşegül Hanım yavaş yavaş gördüğünüz gibi gözlemelerimizi pişirmeye devam ediyor. Bir yandan da baklavamız hazırlanmak üzere. Ben de son yufkamızı, gözlememizi hazırlayalım. Görüyorsunuz, onları şöyle bir katlayalım. Ve biraz sonra Ayşegül ablam bunları güzelce bir şekilde bize hazırlayacak ve bunları afiyetle kardeşlerimiz yiyecekler. Şimdi o yavaş yavaş fırınımızda pişime devam ederken biz de ne yaptık? Şöyle gözlemelerimizi, tavuklu gözlemelerimizi, pırasalı tavuklu gözleme. Görüyorsunuz hemen yavaş yavaş hazırladık ve güzel robotumuza şöyle diziyoruz sevgilerimiz. Çok kısa bir sürede pişirimler sağlıyor robotumuz. Her şey yapabilirsiniz. Yeter ki siz yapmak isteyin. Siz yapmak istedikten sonra her şeyin en güzelini ve en iyisini pişirmiş olacaksınız sevgili izleyiciler. Ve sağlıklı bir şekilde dumansız, kokusuz ve izsiz bir şekilde pişirimleri de yapabilirsiniz. Biz de şöyle ortalığı toparlayalım. Şöyle herhalde yavaş yavaş zamanımızı da tükettik. Değil mi Ayşegül Hanım? Evet, evet, evet. Çok az bir zamanımız kaldı. Baklavamızın şerbetini vereceğiz. Gözlemelerimizi robottan alacağız. Ondan sonra sevgili izleyenlerimize güzel bir veda edeceğiz. Ama tabii ki ne diyoruz? İnşallah bu son vedamız değil. Tabii ki yine yarın da pazar günü de her gün sizlerle beraberiz. Kesinlikle beraber olmaya da Allah'tan bir mani çıkmazsa devam edeceğiz diyoruz. Evet, iki tane gözlememiz var. Şu an robotumuzda güzel bir şekilde pişsin, evet. Onları da alacağız. Orada usta katmerimiz zannedersem hazır. İstersen onu da nasıl yaptığımızı anlatalım izleyenlerimize. Neler yaptık? Katmer, şerbet. İkisini evet, de... Evet, şerbet. Evet, şerbet. Yok ben gözlemeyi zannettim de. Şimdi yok. Şöyle şerbetimizi... Şimdi bizim oralarda usta biliyorsun herkesin, her yörenin farklı bir lehçesi, dili var. Evet. Şerbete katmer de diyoruz katmer, biz. Tamam. Şöyle yufkamızı... Ondan dolayı bazen söyleyince sen de haklısın, karışıklık evet. Olabiliyor. Evet, ellerine sağlık usta. Hepsi birbirinden güzel oldu. Demek ki temas etmemesi lazım. Birebir yiyeceklerle alüminyum folyonu evet. Pişirme kağıdı kullanmakta fayda var tabii ki. Evet, şöyle bakıyorum tezgahımızı donattık yine. Çok güzel lezzetler yaptık sizlere. Kuzu etinden söğürtme yaptık. Ondan sonra elmalı baklavamız hazır. Ondan sonra pura salatalıklı. Feyme Hanım gerçi sürekli bizden talebi vardı. Bugünkü hemen pratik Feyme baklava. Evet, kolay pratik baklava nasıl yaparım evet. Diye. Bu da Feyme Hanım için olsun. Evet, şöyle inşallah bizi ya. İzlemiştir. Ve gördüğünüz gibi sevgili izleyenler baklavamızı hazırladık. Ondan sonra kuzu etli söğürtme yemeğimizi hazırladık. Ondan sonra Ayşegül ablamın ellerine sağlık diliyorum. Diyorum ve gördüğünüz gibi gözlemelerimizi de hazırladı bize evet. Ve tavuklarımıza, ızgaramıza birini yaktı, birini yaktı. Olur. Onda kesinlikle bir şey olmaz. Onda olabilir. Yani bu zaten evde de olsa hanımlarımız, mutlaka ablalarımız, bacılarımız bunları ne yapıyor? Olabilir. Aynı şekilde olabilir. Kafası evet. Dalga olan. Usta ben bir şey söyleyeyim. Bunu gördüm canım Laz böreği çekti. Laz böreği. Evet. Evet. Bir gün senin için Laz böreği yapalım değil ama mi? Ama çok güzel ya. Hakikaten Lazlar diye seslenirmişim. Hakikaten çok muhteşem oluyor.
Yani böyle şu an var ya, böyle ona baktıkça sanki o Laz böreğini yiyorum, böyle damağımda onun böyle o tadını hissediyorum, inan ki. Bilal'le beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bitmesini istemediniz ama yarın yine buradayız, biliyorsunuz sürekli karşınızdayız. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.